Herkese merhabalar, altı üstü geziyorum YouTube kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz, ben Emre. Şimdi ise daha önce hiç gelmediğim, ilk defa geldiğim bir ülkedeyim, bir şehirdeyim. Tarih, arkeoloji, sanat, moda, lezzetli yemekler, daha aklıma gelmeyen birçok şeyi bu videoda bulabileceksiniz. Ben de ilk defa göreceğim aynı zamanda. Neredeyim? İşte hepsinin bir karışımı olan İtalya'nın başkenti Roma'dayım. Roma'dan Roma İmparatorluğu'na, Rönesans'tan günümüze kadar binlerce yıllık bir geçmişi olan bir şehir. Burası gerçekten adeta bir açık hava müzesi. Hani bir günlük buraya geldim ben. Hani nereleri gezeyimden ziyade nereleri gezmeyeyim diye plan yapmak zorunda kaldım. Bu beni birazcık zorladı. Ama en çok merak ettiğim yerlerin başında açıyorum bu videoyu. Neredeyim? Hemen arkamda göreceksiniz. Kolezyum'dayım. Kolezyum'la sizleri baş başa bırakıyorum. Evet, sonunda Roma tarihinin en ihtişamlı yapılarından bir tanesindeyim. Kolezyum'un önündeyim. Roma'ya gelenlerin ilk uğradığı yer gerçekten burası yani. Benim de hayallerimi süslüyordu buraya gelmek. Hatta acaba yarın sabah mı geleyim diye düşündüm ama yok, hayır dedim. İlk defa buraya geleceğim ve ilk gördüğüm yer burası olsun istedim. Buranın asıl adı ise Flavian Amfiteatrosu. Bu muazzam yapı aynı zamanda dünyanın da en büyüğü. Kolezyum'un birazcık tarihine bakacak olursak, inşaatı özellikle M.Ö. 70 ile 72 yılları arasında İmparator Vespanyan tarafından başlatıldı. İnşaatı yaklaşık 10 yıl sürdü ve sonrasında birkaç değişikliğe uğradı. Yaklaşık 189'a 156 metre ölçülerinde olan bu muazzam yapı 4 kat yüksekliğindeydi ve amfiteyatroya tam 80 adet giriş bulunuyordu. Bu girişlerden 76 tanesi patronlar, soylular içinken 2 tanesi normal giriş için, 2 tanesi ise sadece imparator içinde. Arenanın girişindeki kapı ise gladyatör ve hayvanların girişi için kullanılıyordu. Adeta alt katı bir kulis gibi de düşünebilirsiniz. Bu şekilde kullanılıyordu. Kolezyum'un izleyicilerin oturma düzeni ise aslında sosyal statülere göre değişiyordu. İşçi sınıfı ve halk arenaya en uzak yerlerde otururken, konumlanırken senato üyeleri, patronlar, soylular ise tamamen arenaya en yakın konumda oturuyorlardı. Yaklaşık 50 bin ile 80 bin izleyici kapasitesinin olduğu söylenen bu yapı süreç içerisinde meydana gelen yangınlar, depremler sebebiyle çok büyük zararlar gördü. Restorasyon için birçok çalışma yapıldı ama hem işte insan trafiği hem kirlilik vesaire bu noktaya getirdi Kolezyum'u. Yapılış amacını ise sanırım hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Özellikle 2000 yapımı Russell Crowe'un oynadığı Gladiator filmini izlediyseniz bura hakkında eminim ki fikriniz vardır. Evet, buranın yapılış amacı tıpkı filmdeki gibi gladyatör savaşlarıydı. Aynı zamanda hayvan avı, eski savaşların temsili gösterilerini yapmak ve bunlarla birlikte aslında halka muhteşem bir eğlence sunmaktı. Ne zamanki imparatorun yetkileri, yaptıkları sorgulanmaya başlandıysa o zamanlar ya da tam tersi büyük bir başarıdan dönüldüğünde kutlamak için burada gladyatör savaşları yapıldı ve aynı zamanda halka da moral verilmiş oldu. Halka da gövde gösterisi yapılmış oldu. Tabii bu sevgiyi, işte halkın eğlencesini de birazcık düşünmek lazım. Sonuçta burada gladyatörler çarpıştı, kan döküldü. Hayvan avı yapıldı, kan döküldü. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Araştırdığım kaynaklarda sadece kan dökülmesinin sebebi gladyatör savaşları, dövüşleri değilmiş. Aynı zamanda buranın yapıldığı dönemde burada Hristiyanlık bir suçtu. Evet, doğru duydunuz. İşte bu suç sebebiyle de insanlar burada canlarını verdiler, kanlarını döktüler. Yani yaklaşık 400 bin insanın, 1 milyon vahşi egzotik hayvanın arenanın kumlarında can verdiği, kan döktüğü söyleniyor. Fakat Roma'nın Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra utanç duyuyorlar ve Kolezyum'un tüm gösteriler için kullanılması yasaklanıyor. Evet, bugün
gerçekten çok yoruldum. Çok kısa özet geçeyim aslında size de. Saat 12.05 geçe uçağım kalkacaktı ama 2 saat rötarla 14.05'te kalktı. O yüzden de çok yoruldum. Çok geç geldim buraya planladığımın aksine. Normalde burada Kolezyum'u çok daha fazla gezecektik. Başka yerler gezecektik ama maalesef onu gerçekleştiremiyorum. Bir yandan da çok acıktım. En son işte havalimanında bir şeyler yemiştim. Geldiğimden beri bir şeyler yiyip içmedim burada. O yüzden şimdi Trastevere bölgesine gideceğim. Orada birazcık gezildikten sonra yemek yemek istiyorum bir yerde. Umarım doğru da söyleyebilmişimdir adını. Bu arada şimdi de yeni fark ettim. Venedik Meydanı'ndan geçiyorum. Hatta hemen sol tarafımda da size de göstereyim. Vittorio Emanuele abidesini görüyorsunuz. Burası da tamamen saf mermerden yapıldığı söyleniyor. Eğer gelmek isterseniz müzesi 2-3 saat gezebiliyor musunuz? Anca bitiyormuş daha doğrusu. Eğer tercih ederseniz gelebilirsiniz ama benim az vaktim olduğu için sadece bakmakla yetiniyorum. Yürü, yürü, yürü. Anca gelebildim Trastevere'ye. Gerçekten yani açlıktan ölüyorum resmen. Çok güzel bir yere geldik ama. Burayı böyle fotoğraflarda falan birkaç kişi de görmüştüm. Çok güzel böyle manzaralı. Daha doğrusu manzara demeyelim de güzel işte çiçekli böcekli kapı girişi falan. Otantik bir yerler vardı. Bilmiyorum oralarda mı yerim. Bir kafamda bir yer var ama bakacağım. Evet, şimdi Tonnerello'nun önündeyiz. Buranın meşhur restoranlarından bir tanesi. Sosyal medyada da sanıyorum fenomen olmuş ama bayağı sıra var. Hatta göstereyim size. Sıra buradan başlıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama ben bunu burayı sayamam zaten. Yani bu sırayı beklersem herhalde bayağı saat geç olacak. Yani gerçi orada da bir sıra var ama oradaki sırayı anlayamadım. Oradaki sıra herhalde buranın. Yok, burası da Tonnerello. Sonunda oturabildim. Gerçekten bir saat bekledim. Tam tanı tamına bir saat bekledim ve Tonnerello'ya. Sonunda oturabildim. Şimdi menüyü bekliyorum. Menü geldikten sonra siparişimi vereceğim ama çok acıktım. Bugün işte uçağın rötar yapması 2 saat bütün planlarımı alt üst etti. Umarım ki yarını da etkilemez. Yarın çünkü bugün gezeceğim yerlerden birkaçını yarın gezmem gerekecek. Bakalım, göreceğim. Benim için böyle ilk defa geldiğim için oldukça heyecanlı geçiyor. Umarım size de aktarabiliyorumdur. Makarna yemeye karar verdim ama ikisi arasında kararsız kaldım. Bir tanesi midyeli, peynirli falan böyle domatesli bir makarna, deniz mahsullü. Bir tanesi de patlıcan, zeytin, ondan sonra domates falan öyle bir şey, daha ete, balığa girmemiş hali. İkisinden birine karar vereceğim bakalım. Bilmiyorum hangisi olacağını. Belki çalışan kişiye de sorabilirim. Onun favorisi ne diye ama ona da sorarsam gerçi pahalı olanını, yani deniz mahsulü olanını tercih eder diye düşünüyorum. Evet, sonunda yemeğim de geldi. Böyle bir sürü midye var içinde. Peyniri,
domates parçaları görüyorum. Ve tabii ki makarnası çok sıcak geliyor. Şu midyeyi var ya, inanılmaz seviyorum gerçekten. Hadi bakalım. Çok güzel. Ama midyelerini biraz sonra bırakacağım. Biraz karnımı acilen doyurmam lazım gibi. Çok acıktım. Öyle bir doydum ki anlatamam size. Yani normalde makarna yeter mi ya falan diyordum ama şöyle göstereyim, makarnadan o çıkan midyeler. Şu midyeyi alsanız bir yerden dünya kadar para, ya tamam bu da dünya kadar para, ucuz bir şey değil ama 12 euro falan da sadece makarna. Ama yani yediğim en muazzam makarnalardan biri olabilir. Herkese merhabalar. Şu anda saat 07.14 ve inanılmaz kalabalık. Yani gerçi şu andaki kalabalık ne kadar kalabalık bilmiyorum ama neredeyim? Arkamda da görmüş olduğunuz üzere Trevi Çeşmesi'ndeyim. Bilinen bir başka adıyla ise Aşk Çeşmesi'ndeyim. Tabii size ufak bir bilgi, buraya sadece Türkler yani bizler Aşk Çeşmesi diyoruz. Neyse, bu arkamdaki heykelin yapımına 1732 yılında başlanmış ve tam 30 yılda birçok sanatçının katılımıyla tamamlanabilmiş. Burayla ilgili ise 2-3 farklı rivayet var. Bunlardan bir tanesinde kral ve askerler susuzluktan ölmek üzereyken burada bu çeşme belirliyor ve askerler ve imparator o çeşmeden suyu içtikten sonra kurtuluyorlar. Bir diğerinde ise buraya çıkan 3 farklı yol var. Bu 3 farklı yolun da anlamı aslında Trevi, 3 demek İtalyanca. Ondan dolayı Trevi Çeşmesi dendiği belirtiliyor. Bazı tarihçilere göre ise 3 yeraltı suyunun tam bu noktada birleşmesinden dolayı bu ismi aldığı söyleniyor. Az önce de söylediğim gibi 30 yılda tamamlanan çeşmenin üzerinde ise birçok heykel bulunmakta. Çeşmedeki heykelleri incelediğimizde ise en ortada üstte okyanus tanrısı olan Neptün bulunmakta. Onun iki yanında deniz atı, deniz ulakları bulunmakta. Bu deniz ulaklarından bir tanesi denizin huysuzluğunu simgelerken diğeri ise dinginliğini simgelemekte. Yine Neptün'ün sağında ve solunda iki farklı heykel bulunmakta. Bunlardan bir tanesinin elinde meyveler vesaire var sepetlerinde. O bolluğu temsil ederken diğerinde ise yılanlar var. O da aslında sağlığı temsil etmekte. Trevi Çeşmesi her ne kadar böyle popüler olsa da, ünlü olsa da aslında onun ünlü olmasını sağlayan bir başka etken ise çeşmenin etrafına gelen insanlar çeşmenin havuzuna dilek dileyip bozuk para atıyorlar. Bu da aslında onun ne kadar ünlü olduğunu gösteriyor. İnanışa göre kim dilek dileyip sağ eliyle sol omzunun üstünden bozuk para atarsa o kişinin dileği gerçekleşir ve Roma'ya tekrar geleceği söyleniyor. Hatta bunun tarifesini bile yapmışlar. Çok ilginç. 2 adet bozuk para atarsanız aşkınızı Roma'da buluyor musunuz? Eğer 3 tane atarsanız evleniyor musunuz ya da boşanıyor musunuz? Artık
Siz hangisini tercih ediyorsanız ona göre arkamda bulunan havuza bozuk paralarınızı atabilirsiniz. Tabii siz tercihinize göre bozuk paraları atmaya devam edin, dileklerinizi dileyin. Her hafta Roma Belediyesi bu bozuk paraları topluyor ve fakirlere yardım edilmek üzere hayır kurumlarına bağış yapıyor. Yılda ise yaklaşık olarak 1,5 milyon euronun toplanıldığı söyleniyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdiki durağımız ise bir merdiven. Piazza di Spagna'dayız. Yani İspanyol meydanında İspanyol merdivenlerindeyiz. Bu merdivenin kültürel ve turistik açıdan önemi çok fazla. Aynı zamanda tarihi ve estetik yapısıyla da ülkenin tanıtımında etkin rol oynamakta. Roma'nın en ünlü alışveriş caddesi ise hemen karşı tarafta yer alıyor. Yani burayı ziyaret ettiğinizde hemen karşıdaki sokağa giderek ünlü mağazalardan, butiklerden alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Yine etrafta birçok kafe, bar, restoran bulunmakta. Oralarda da istediğiniz gibi aslında vakit geçirebilirsiniz. Buranın yapılış tarihi 18. yüzyıla dayanmakta. Merdivenlerden yukarı çıktığınızda ise hemen yukarıda bir kilise var. Bu arada Avrupa'nın en geniş basamaklarına sahip. Aşağıdan yukarı çıktığınızda ise tam 135 basamak sizleri bekliyor. Ha unutmadan, buranın adı ise neden İspanyol Meydanı ya da İspanyol Merdiveni? Hemen yan tarafta yaz ileride İspanyol Elçiliği bulunmakta. Ondan dolayı da adının bu şekilde kaldığı söyleniyor. Unutmadan söyleyeyim sizlere, merdivenlerde bir şey yiyip içmek yasak. 2019'da gelen kural gereği merdivenlerde oturmak da yasaklandı ama sanırım saatlerimiz 8:05 geçiyor. Ondan dolayı sabahın erken saatleri olduğu için oturanlar, fotoğraf çekilenler oluyor. Ama siz yine de dikkat edin. Özellikle kalabalık saatlerde hemen etraflarda polisler var. Uyarıyorlar ve uyarıyı dinlemezseniz de 160 euro şak bir ceza yiyorsunuz. 160 euro. Evet, 160 euro. Merdivenlerin aşağısına indiğinizde ise İtalyanca adıyla Fontana della Barcaccia, yani Barcaccia çeşmesi bulunmakta. Bu eser ise İspanyol merdivenlerinin hemen eteğinde yer alıyor. Yapılış amacı ise maalesef bir felaket. Tiber nehrinde 1598 yılında büyük bir sel felaketi yaşanıyor. O sel anısına onları anmak için ise batık bir tekne tasarlanıyor. Evet arkadaşlar, sonunda Alfredo Alla Scrofa'ya geldim. Burada Fettuccini'yi Alfredo sunumuyla, aslında Fettuccini'nin çıktığı yere geldim. Burada deneyeceğim. Orijinalini sipariş ettim. Ben siparişimi beklerken çok kısa size bu makarnanın Alfredo Fettuccini'nin nasıl çıktığını anlatmak istiyorum. Bir restoranda aşçı olan Alfredo Bey'in eşi bir çocuk dünyaya getiriyor ve çocuk dünyaya geldikten sonra iştahı kesiliyor önce. Daha sonrasından tamamen kaybediyor. Onun üzerine Alfredo da hem kalorisi yüksek hem yemesi kolay bir yemek yapıyor. Kolay yenen, ağızda eriyen bu makarna ile birlikte aslında Alfredo'nun eşi bu makarnayı seviyor, yiyor ve iştahını tekrardan kazanıyor. Aslında hikayesi bu şekildeymiş. O zaman bana afiyet olsun. Parmesan peyniri ile birlikte gerçekten harika. Ama alışık olmayan biri için ağır olabilir. Yine de buraya geliyorsanız eğer denemenizde fayda var. Zor da olsa bitirdim ama gerçekten ağır geldi. O kadar beklemiyordum.
Ama lezzetli mi? Lezzetli. Buraya gelinir mi? Bence gelinir. Neden? Yani sonuçta Fettuccine'nin çıktığı, ilk aşçının yaptığı bir restorandasınız. Bu ambiyansı yaşamak için bile gelinebilir. Hatta duvarlarda birçok, sanıyorum ünlü ismin, halk değildir herhalde, ünlü isimlerin portreleri, buradaki fotoğrafları var. Buranın ne kadar önemli olduğunu da aslında bu fotoğraflar gösteriyor. O yüzden eğer gelmek isterseniz, hatta menüsünde şöyle bir şey yapmışlar. İşte birçok hem alkol, şarap menüsü var apayrı. Yemek menüsünde ise işte başlangıçlar, işte ıvırlar zıvırlar, yemekler falan var. Orada ilk kez gelecekler için ayrıca bir menü yapmışlar. Oradan ben orijinal Alfredo Fettuccini'yi tercih ettim. Onu denemek istedim. Bilmiyorum, bence güzel oldu. Bir daha gelir miyim buraya? Hayır, gelmem. Eğer bir yanımda misafirim varsa, onu götürmek, getirmek istiyorsam, onun da gelme niyeti varsa o zaman gelebilirim, ama onun dışında gelmem. Yeter işte, bu kadar yedik içtik. Yeter yani. Devamına da çok fazla gerek yok. Güzel yani. İnsanlar, herkes böyle yemek yerken birbirlerini çekiyorlar, fotoğraflar çekiyorlar. O da buranın ne kadar güzel, ünlü olduğunu gösteriyor aslında. Tablolarda şu anda bakıyorum, tanıdık biri var mı? Kahrolsun cahiliyet. Hiçbirini tanımıyorum. Hesabımıza geldi. Neymiş günahımız? Bakıyorum. Fettuccine Alfredo 22 euro. Okey. Bir tane su söylemiştim. Suyu şu şekilde şişede getiriyorlar. Ona 2 euro yazmışlar. Beyaz şarap söylemiştim. 7 euro. Ve servis ücreti de 3 euro yazmışlar. Toplamda 34 euro. Yani düşünmeyin arkadaşlar. O şeyle düşünmeyeceksiniz. Türk parasıyla, kurla. İşte 25 ile 27 oldu galiba. Bilmiyorum. Yani onunla çarpmayacaksınız. Çarpınca olmuyor. İşin içinden çıkamazsınız. Hiçbir şekilde Avrupa'ya da gidemezsiniz. Hiçbir şey de yapamazsınız. O yüzden yapacak bir şey yok. Ama gelmek isterseniz işte Alfredo böyle bir yer işte. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sonuç olarak altı üstü geziyorum. Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız veya önerileriniz varsa yorum yapmayı da unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.